Selam, ben İmran. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dijital renklendirmeyi nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Umarım keyif aldığınız bir video olur ve işinize yarar. Hadi vakit kaybetmeden hemen çizmeye başlayalım. Kullandığım uygulamanın ismi Autodesk Sketchbook. Ben ücretsiz sürümünü kullanıyorum. Dilerseniz siz de programın kendi internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Pro sürümündeki bazı özellikler maalesef bunda yok ama beni çok fazla etkilediğini de söylemeyeceğim bunu. İşimi gayet güzel görüyor. Pek çok şeyi rahatlıkla yapabiliyorum. Bu dijital çizimlerdeki kullandığım renk paletlerini de yine Colors diye 2 O ile bu site üzerinden kendim hazırlıyorum. Kullanacağım tüm renkleri önceden belirliyorum. Tonlarıyla beraber indiriyorum bilgisayara. Ve bu şekilde resmime ayrı bir renk katmanı olarak ekliyorum. Bu şekilde hem kafam karışmıyor hem de renklendirme süreci çok daha hızlı olmuş oluyor. Sonrasında bildiğiniz bu renk seçme özelliğiyle de buradan renkleri direkt hızlı bir şekilde kullanabiliyorum. Renklendirmeye başlamadan önce dış çizgilerin olduğu katmanı, yani line art'ın olduğu katmanı en üste alıyorum ve düz renklerle karakteri renklendirmeye başlıyorum. Bu noktada herhangi bir gölgeleme yapmanıza gerek yok. Onu yine ayrı bir katmanda yapacağız. Sadece düz renklerin belli olduğu dümdüz bir katman yapsanız yeterli. Bu aşamayı bitirdikten sonra düz renklerin olduğu katmanı ya da uygulamadaki ismiyle değeri kopyalıyorum. Ve seçeneklerden Duplicate'a basarak yapmış oluyorum. Bu uygulama dili İngilizce olduğu için İngilizce isimlerini de söylüyorum ki eğer takip etmek isteyen olursa zorlanmasın. Kopya olan katmandaki renkleri beyaza çeviriyorum veya siliyorum. Üstüne de siyah ve tonları ile bazı gölgelemeler yapıyorum. Aynı 3 boyutlu bir model gibi. Bunu yaparken de esas düz renk katmanını görünmez hale getiriyorum ki kafamı karıştırmasın. İstediğim sonucu elde edince yeni bir layer açıyorum. Onu yukarıdaki seçeneklerden overlay moduna geçiriyorum. Bu katmana aydınlatmaları yapacağım. Bu katmanda her bir noktanın kendi rengini seçip, yani yeşilse yeşilin en açık tonunu ve mesela kırmızı bir orada katman, kırmızı bir renk varsa onu yine en açık tonunu seçip bu şekilde aydınlatmalarımı yapıyorum. Bu işlemi tamamlayınca yeni bir glow layer açıyorum. Ve güneş ışığının geliş açısına göre benimki sağ üst taraftan geliyor köşeden. Karakterin bazı noktalarını buna göre parlatıyorum. Ben 2 farklı ışık kaynağı ekledim. Biri dediğim gibi gün ışığı, biri de sol alt köşeden gelen bir meşale veya ateşin ışığı. Buna göre 2 farklı katmanda bu ışıkları ayrı ayrı çizdim. Sonradan ikisini bir araya getirdim.
Son olarak detayları ekliyorum, çizgileri düzeltiyorum ve resim aslında bitmiş oldu. Umuyorum videodan keyif almışsınızdır ve bir şekilde işinize yaramıştır veya takip etmesi kolay bir video olmuştur. Videoyu eğer beğendiyseniz bunu bana bir şekilde belirtmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.